Kur'an devam şeyhim ya, kuş gibi oldum. Seni mi kıracağım Mesut Komiser ya? Bir Fecr suresi gider o zaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, ikramı bol Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarma vaktine, 10 geceye, çifte ve teke, yola koyulduğu zaman geceye. Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı? Görmedin mi ne yaptı Rabbin at kavmine, sütunlarla dolu ireme, ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Ve ne yaptı vadide kayaları olan Semud kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a. Yani istediğin kadar bu dünyada ortalığın amına koy, sonun yok oluş. Ve hatta kötü bir insansan sonun sadece yok oluş değil, kahroluş. Bunlar ülkelerde azıp zulmetmişlerdi ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi. Çünkü Rabbin tam bir biçimde gözetlemektedir. İnsan böyledir. Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa Rabbim bana ikramda bulundu der. Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa Rabbim bana ihanet etti der. İsyandan men et bizi Allah'ım. Doğrusu şu ki siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz. Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz. Malı devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz. İş böyle gitmeyecektir. Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde, Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var bu saatten sonra? Der ki, keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim. O gün hiç kimse onun azabı gibi azap edemez. Ve hiç kimse onun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz. Ey sükuna kavuşmuş benlik, dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Bu laflarını işiteceğin kullarından olmayı nasip et bize Allah'ım. Ahirette keşke diyecek insanlardan etme bizleri Allah'ım. Affet günahlarımızı. Günahları bir sen affedersin. Kur'an okuyun arkadaşlar. Çok güzel kitap. Bak çok güzel. Ne olur okuyun. Uyku gibi düşünürsek öldükten sonra hemen mahşer. Öyle olacak. Öyle olacak. Yani öldüğümüzde bir anda ahirette yaratılmış olacağız. Ya çünkü hiçliği hissedemiyoruz. Allah uykuyu ölüme benzetir Kur'an'da. Deliksiz, rüyasız bir uyku gibi yani. Uykuda olduğunu anlıyor musun? Hayır, bir anda uyanmış gibi oluyorsun. Bana da bir rahatlama geldi. Ağzına sağlık. Moruk, Allah'ın ayetleri yani. Ben bir şey yapmadım. Tebrikleri bana göndermeyin. Aa, parlament çıktı içinden.